Basın toplantısına hoş geldiniz. Hocam genel bir değerlendirmeyle başlayabiliriz. Buyurun. İyi akşamlar, hoş geldiniz öncelikle. Tabii ki kazanmak çok önemliydi. Öncelikle onu söyleyeyim. Derbi maçları önemlidir. Kazanmak zordur. Her türlü ihtimali açık maçlardır. Güzel bir oyun oldu bence. İki taraf da iyi mücadele etti. Galatasaray'da gerçekten çok iyi mücadele etti. Dostça bir müsabaka oldu. Oyuncular saha içerisinde çok mücadele ettiler. Çok dürüst davrandılar diyelim mi? İki camiaya yakışır güzel bir müsabaka oldu. Beraber de bitebilirdi. Ama sonuçta maçlarda her türlü sonuç ortaya çıkabiliyor. Kazanmak bizim için çok önemliydi. Son dönemde yaşadığımız sonuçlar var. İyi olmayan sonuçlar. Özellikle Şampiyonlar Ligi ile beraber geldiği için doğal olarak üzerimizde bir baskı yaratmadı diyemem. Muhtemelen doğal olarak bizim üzerimizde de, oyuncularımızın üzerinde de son müsabakalarda aldığımız sonuçların doğal olarak etkisi var. Bu antrenmanlarda da oyunda da çok net bir şekilde belli oluyor. Ancak sezon başında geniş bir kadro kurduk. Oynanan oyunlardan sonra, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra yaşadığımız sakatlıklar takımımızın dağılmasına ve düzenin bozulmasına sebep oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Birçok oyuncumuzu kullanamadık. Oyuncuların dönüşleri de kolay olmuyor. Doğal olarak biraz zaman gerekiyor bu dönüşler için. Ritimlerini yakalamaları biraz zaman alıyor. Bu zamanı da oyunculara vermek zorundayız. Ama bugün de gördüğünüz gibi iyi oyun oynayan, İyi mücadele eden, savaşan, kazanmak için her şeyini veren bir oyuncu grubu vardı sahada. En önemli tarafı bu. Bu isteğimiz, arzumuz ve gücümüz devam ettiği sürece oynadığımız müsabakalarda iyi sonuçlar gelecek diye düşünüyorum bundan sonrası için. Çok erken şu anda lig için, onu söyleyeyim öncelikle. Daha ilk çeyrekteyiz. Çok uzun bir maraton. Uzun bir sezon var önümüzde. Öncelikle sabırlı olmalıyız. Önemli olan totalde alacağımız başarı. Bunu unutmamalıyız. Sadece bir maçlık sonuçlar bizi mutlu etmemeli hiçbir zaman. Çünkü Mayıs ayına kadar gidecek bir serüven var. Ve önemli olan Mayıs ayında nerede olacağımız. Bunu unutmamak lazım. O yüzden biz hiçbir zaman vazgeçmiyoruz. Hiçbir zaman oyuncularımız da biz de vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar nasıl mücadele edeceksek bunu sonuna kadar zorlayacağız. Geçen sezon bunu becerdik. Bu sezonu da becereceğimizden, yani sonuna kadar bir mücadeleyi bırakmayacağımızdan hiçbir taraftarımızın şüphesi olmasın. Öncelikle bunları söylemek isterim. Bosan Bey. Bosan Bey'miş ile Haber Ajansı. Hocam tebrikler galibiyeti için. Yine çok hızlı başlayan ama skoru bulamayan bir Beşiktaş vardı. Sonrasında gol geldi. Bu konuyla ilgili olarak mesela sistem değiştirme gibi bir düşünceniz var mı? Lisbon maçında aynı durum oldu. Yine Dortmund maçında da aynı durum oldu. Hızlı başlayan bir takım ama bir türlü top kaleye girmedi. Mesela çift forvet düşünüyor musunuz? Bir de şeyi merak ediyorum. Maçtan önce Fatih Terim'le bayağı bir sohbet ettiniz. Ne konuştunuz? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Fatih Hoca benim antrenörlüğümü yapmış bir insan. Kendisini çok severim. Ayrıca da çok saygı duyarım. Tabii ki burada oyunda rakip olabiliriz ama sevgimiz, saygımız hocamıza karşı hiçbir zaman eksilmez. Çünkü Fatih Hoca Türkiye'nin en deneyimli, en başarılı ve kesinlikle onun yakaladığı başarıları belki de bundan sonra hiçbir hoca yakalayamayacak. O yüzden kendisine çok saygı duyuyoruz. Çok seviyoruz kendisini. Biraz oyunla ilgili konuştuk. Biraz da işte bu Avrupa'daki durumu konuştuk Fatih Hoca ile. Bu aldığımız sonuçları biraz Fatih Hoca ile konuştuk. O da bazı bilgiler verdi bize oyunla ilgili. Bu tür konuşmaları zaten genelde yapıyoruz. Çok problem değil bunlar. Sistem değiştirme. Biz hiçbir zaman geldiğimizden beri sistemimizi değiştirmedik. Genelde 3 orta sahalı, tek ucumlu, 2 kenarlı ve 4 savunmalı oynuyoruz. Yani başka bir sisteme geçmiyoruz. Lisbon maçında baskıyı biraz önde yaptık. Çünkü 3 savunmacıyla oynayıp oyun kuran takımlara karşı onlara cevap vermek için başka şekilde başlıyoruz oyunu. Aslında sistem değişikliği değil bu. Ön alan baskısını yapmak için oyuncu sayısını ön tarafta kalabalıklaştırıyoruz. Tabii bunun riskleri var oyunda.
İşte Şampiyonlar Ligi zor bir kulvar. Çok iyi takımlarla oynuyorsunuz. Yani oynadıkları sisteme çok aşina takımlarla oynuyorsunuz. Ve özellikle geçiş bölgelerini çok hızlı kullanıyorlar. Bu bizi çok zora sokuyor o maçlarda. İkinci bölgeyi çok çabuk geçtikleri için bize sıkıntı yaratıyorlar. Ve doğal olarak pozisyon veriyoruz. Ama pozisyon da buluyoruz. Yani sadece pozisyon vermiyoruz. Pozisyon buluyoruz aynı zamanda. Ve en az rakip kadar pozisyon buluyoruz. Ama yaptığımız basit hatalar, işte korner. Yani 3 tane kornerden gol yersen bir müsabakayı kazanamazsın. Yani buna niye çalışmadın? 2,5 senede kaç tane gol yedik kornerden? Önce ona bir çıkarmak lazım. Ya bunu zaten statik bir sistemimiz var bizim duran toplarda. 2,5 senedir aynı sistemle duruyoruz ve aynı duran top pozisyonlarıyla oynuyoruz. Ya bir maçta 2 tane gol yedik diye sistemi değiştireceğiz veya başka bir sistem oynayacağız veya vay neden bu golleri yedik? Ya bu futbol. Hatalar oyunu. Gol yiyorsun bir şekilde. Ya kornerden yiyorsun ya bir oyuncu hata yapıyor. İşte penaltı oluyor, bir şey oluyor, gol yiyorsun. Yiyebilirsin. Yani bir maçta, iki maçta işler iyi gitmedi diye bunların içinde ciddi sorunlar aramak çok mantıklı değil. Bir sistemimiz var, bir oyun anlayışımız var ve onu oynuyoruz. Ya sonucu bilemeyiz sonucunu. Belki de iyi olmayacak bizim için, belki de iyi olacak. Onu bilemem ama kesinlikle oynadığımız oyundan vazgeçmeyeceğiz. Statik, sabit bir oyunumuz var ve bu oyunu oynayacağız. İsmail Bey. Hocam tebrikler. Maçla ilgili sizi sevindiren pozitif olay ne? İkinci sorum da Alex Pjanic ikilisi bundan sonraki karşılaşmalarda görev yapacaklar mı? Sizi memnun etti mi? Üçüncüsü Beşiktaş'ın bundan sonraki Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye Süper Ligi'ndeki istikrarı devam edecek mi? Beni memnun eden bugün için özellikle şunu söyleyeyim. Larin'in geri dönmesi. Yani Larin'in geçen seneki oyunlarına yakın bir oyun sergileyip geri dönmesi. Arkasında oynayan Umut Meraş'ın da bence çok iyi oynaması. O bölgede oynayan iki oyuncumuz da bana göre çok iyi oynadılar. Ve özellikle Larin geçen seneki görüntüsünden yani bazı bize şeyler izletti. Yani onun dönüşünü bekliyorduk uzun zamandır. Çünkü o da sakatlık yaşadı. İşte sürekli yazın milli takımda oynadı. Çok fazla maç oynadı. O da yavaş yavaş fizik olarak güçlenip aramıza dönüyor. Pjanic ve Alex, onlar da sakatlık yaşadılar. Alex uzun zamandan beri oynamıyor. Yani bu oyuncuların belli bir seviyeye çıkması biraz zaman alacak. Demin de söyledim, sabırlı olmalıyız. Çok acele etmemeliyiz. Çünkü oyuncularımız gerçekten üst düzey oyuncular. Oyun içerisinde birçok şeyi yapabilecek kapasiteye sahipler. Ancak belli bir süreden sonra bazen fizik gücü buna müsaade etmiyor oyunda. Geçen hafta çok zor bir Şampiyonlar Ligi oynadık 5-6 gün önce. Arkasında bunu oynadık. Onlar da oynaya oynaya bence ritimlerini bulacaklar diye düşünüyorum. Yani çok problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hedeflere gelince, hedefi konuşmak için şu an erken. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde şu anda duruma bakarsak gruptan çıkma ihtimalimiz biraz zor. UEFA Kupası'na devam edebilir miyiz? Yani onun yollarını arayacağız. Lisbon deplasmanı oynayacağız çıkıp. Kazanmak için oynayacağız. İçeride Ajax maçı var. Ne yapabiliriz veya sonuçlar nasıl olur bilemiyorum ama iki müsabakayı da, kalan müsabakaların üçünü de kazanmak için oynayacağız. Sonucunu bilemeyiz. Lig çok başka bir kulvar. Ligde total durumu göz önüne almamız gerekiyor. Tabii ki hedefimiz şampiyon olmak. Tabii ki hedefimiz yarışmacı takım olmak. Tabii ki hedefimiz Mayıs ayını, Nisan ayını yukarıda görmek, en yukarıda görüp o mücadelenin içerisinde olmak ama dediğim gibi henüz ilk çeyrekteyiz. Henüz oturmamış şeyler var. Onların oturmasını ve ondan sonraki süreçte de nerede olduğumuza bakıp ligin ikinci yarısında farklı bir plan program yapabiliriz. Ama şu anda ligin sonu için plan program yapmak veya herhangi bir şey söylemek çok doğru değil. Çünkü erken, biraz bekleyelim. Son soru Fatih Bey. Hocam tebrikler. Öncelikle bugün sahada tercih ettiğiniz 3 Türk, Ersin, Necip ve solda Umut Meraş oyuna direkt katkı sağladılar. Bu tercihler ve performansla ilgili neler söylersiniz? İkinci sorum müsaadenizle şu. Baktığımız zaman Beşiktaş takımı her alanda, her bölgede çok önde oynayan, riskler alan, bundan dolayı da zevk veren bir futbol ortaya koyuyor. Bu derbinin özelinde söylemiyorum ama bu felsefeniz önümüzdeki döneme de aynı şekilde devam ettirecek misiniz? Bu kararlılıkta mısınız? Üçüncü ve son sorum da Lisbon maçından sonra bir açıklama yapmıştınız basın toplantısında. İşte
kornerden yenilen pozisyonlar için şans gibi ifade. Bu eleştirildi. Bununla ilgili isterseniz bir şeyler söylemek ister misiniz? Çünkü çok gündem olmuştu. Fırsat sorayım dedim. Teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki benim söylediğim her şey doğru olacak diye bir durum söz konusu değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunlar sadece benim fikirlerim. Yani siz bunları beğenmeyebilirsiniz. Bu çok normal. Ben böyle düşünüyorum. Yani söylediğim şeyler sadece beni bağlıyor. Tabii ki eleştirilebilir. Ben şans golü dedim. Biz de Lisbon maçında yan toptan attık. Hani onlar da yan top çalışıyorlardı. Neden yediler o zaman o golü? Öyle mi? Yan toptan attık biz de. Hani çalışıyorlardı. Neden yediler o zaman? Yani o tarafına da bakmak lazım. Şimdi biz de bugün Necip'in aşıtmasıyla gol attık. Ya oyunda hata olmadan gol olmuyor. Bir şeyler oluyor. İşte biri ön direkten aşırtıyor, biri arka direkte vuruyor, birisi hata yapıyor, birisi topu kaptırıyor. Yani hatalar oyunu bu. Hataların olması gayet doğal. Ben bunu söylerken şunu anlatmaya çalıştım. Oyunda 4-1'lik bir oyun yok. Yani duran toplardan bu kadar basit gol yersen skor böyle oluyor. Normal akan oyunda böyle bir durum yok. Yani 2-1 geriye düştük, 2-2'yi bulurduk, öne geçerdik. Kafadan kaçırdığımız 2-3 tane gol var. Aslında oyunu biz oynadık ama duran toplarda yapacak bir şey yok. Vurdurursan gol yersin. Çünkü biz 2,5 senedir hemen hemen 2 senenin üzerinde buradayız. 2 senedir duran toplarda aynı pozisyonu alıyoruz. Ve yediğimiz çok fazla gol sayısı yok. Yani sağlam duruyoruz yani. Ama bazen konsantrasyon bozukluğu, yapılan oyuncu değişiklikleri hatalara yol açabiliyor. Bunlar oyunda normal olan şeyler. Ben bunu kötü bir amaçtan söylemedim. Sadece iyi oynadığımız bir müsabakada 4-1 ile oyunu kaybetmek bizi gerçekten çok üzdü. Ya ben iyi oynadığımızı, çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok mücadele ettiğimizi. Ha ben skorun öyle bir skor olması bizi çok üzdü. Çünkü çok basit hatadan goller yedik ve bu bizi doğal olarak başka bir kafaya götürüyor ve moralimiz bozuluyor. Ha bazen yanlış açıklama yapıyor olabilir miyim? Tabii ki olabilirim. Ben de insanım. Hata yapabilirim yani söylediklerimde. Ama söylediğim şeyler sadece beni ilgilendiren şeyler. Türk oyuncu tercihlerine gelince 3 tane Türk oyuncu oynatmak zorundayız. Ve kalemiz Türk. Muhtemelen Türkiye'de oynadığımız maçlarda ülke içinde sol bekimiz Türk olacak büyük bir ihtimalle ve üçüncü Türk'ü bulacağız. Eğer sakatlık olmazsa yani 15 tane sakatımız olursa 7 tane Türk'le de oynayabiliriz. O başka bir konu ama normal rutin kadromuzda 3 Türk'le oynamak zorundayız. Bu da sol bek, kaleci ve üçüncüyü arıyoruz. Bugün için Necip'i tercih ettim. Ha tercihim eleştirilebilir mi? Tabii ki eleştirilebilir. Ama şu var, skora göre eleştirmeyin. Siz skora göre eleştiriyorsunuz. Ya ben bugün biz düşündük işte üçüncü Türk'ü nerede kullanalım, stoperde mi kullanalım veya başka bir alanda mı kullanalım diye biz stoperde tercih ettik bunu kullanmayı. Necip bugün iyi mücadele etti, Umut da iyi oynadı, Ersin de çok iyi oynadı. İyi oynadı bugün Türk statüsünde oynayan oyuncularımız ama belki bir dahaki maçta bazı oyuncular iyi oynamayacaklar. Çok normal olabilir. Her zaman herkes iyi oynayacak, her zaman maç kazanılacak diye bir durum söz konusu değil. Biz maksimum seviyede elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Maçlara hazırlanıyoruz, kazanmak için mücadele ediyoruz ama bazen olmayabilir. Ya yaptığımız işin en kötü yanı zaten sadece başarı endekste olması. Başka bir şey yok. Sadece başarı. Başarısızlık halinde olanlar belli. İlk gidecek kişi kim? Teknik direktör. Ya en büyük sorunumuz bu zaten. Sadece başarıya endekste olan bir iş yapıyoruz. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle değil. Sadece bizde böyle. Avrupa'da bakın, araştırın sezonda kaç tane hoca değişiyor. Bir de bizim lige bakın, sezonda kaç tane hoca değişiyor. Neden? Çünkü sadece başarıya endeksliyiz, başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Tamamen konsantrasyonumuz bu da. Doğal olarak bu da beni ve bu işi yapan birçok arkadaşımı maalesef çok zor duruma sokuyor. Ama işin gerçeği de bu. Hocam teşekkür ederim.